Merhaba çocuklar, ben Arka Sanat Merkezi'nden Bilgin. Bugün sizlerle böyle eğlenceli şapka tasarımı yapacağız. Şimdi masamızın üzerini şöyle bir toparlayalım. Tasarım yapmaya başlamadan önce böyle plastik bir tabağımız var. Onun üzerine şapkamızın böyle renklerini, motiflerini oluşturacağız. Ama ilk başta böyle bir delgeciniz varsa onunla böyle karşılıklı iki tarafını delebilirsiniz. Ama delgeç yoksa büyüklerinizden yardım isteyerek bu karşılıklı iki ucu delmelerini rica edebilirsiniz. Sonrasında yapmak çünkü daha zor olabilir. Bir şapka olacağı için kafamızdan düşmemesi gerekiyor. O yüzden böyle iki yanına da ipler bağlıyoruz. Evet, şapkam hazır. Neyi eksik? Renkleri ve şekilleri değil mi? Gelin birlikte şimdi onları yapalım. Renkleri ve şekilleri oluşturmak için renkli fon kağıtları kullanabilirsiniz. Ayrıca resim kağıdınız varsa onu da boyayarak kullanabilirsiniz çocuklar. Şimdi böyle renkli fon kağıtlarımdan şeritler keseceğim. Kestiğimiz şeritlerin çok eşit olmasına gerek yok çocuklar. Makası böyle dümdüz götürürseniz karşı kısma doğru yeterli olacak. Ya da böyle keçeli kalemlerinizle renkli fon kağıtlarının üzerine birbirinden farklı şekiller çizerek fon kağıtlarını renklendirebilirsiniz. Onlara farklı desenler katarak tasarımınızın çok daha neşeli durmasını sağlayabilirsiniz çocuklar. Şimdi hazırladığım bu farklı şekilleri bir araya getirme zamanı. Daha önceden hazırladığım şapkamın üzerine şimdi hazırladığım bu şeritleri yapıştıracağım. Şeritleri yapıştırırken mesela bundan örnek yapalım. Şöyle şu kısımları yani uç kısımlarını katlayabilirsiniz. Yapıştırma aşamasında ne olacak? Daha kolay ve rahat bir şekilde yapıştırmanıza yardımcı olabilir. İlk başta ne yapıyorduk tasarım yaparken? Yapıştırmadan önce mutlaka böyle yerine karar veriyorum. Buraya kırmızı çizgileri olan şöyle parlak bir sarı şerit yapıştırdım. Şimdi ne yapıyorum? Şimdi yapıştıracağım yere karar veriyorum, değil mi? Karar verdikten sonra ne yapıyoruz? Uç kısımlarından yapıştırıcı sürdüğüm yere şeridimi, bu zikzaklı şeridimi yapıştırıyorum. Böyle çapraz çapraz çizgiler yaptığım bir şerit var. Onu da hemen uç kısımlarından katlıyorum. Belki onu şöyle birazcık döndürüp de yapıştırabilirim, değil mi? Sonuçta bir tasarım yapıyorum ve malzememi dilediğim gibi kıvırarak, katlayarak, farklı şekilleri sokarak kullanabilirim. Hazırladığınız bütün şeritleri kullanmak zorunda değilsiniz çocuklar. Hazırladığınız şapka tasarımının bittiğini düşündüğünüzde şeritlerinizi saklayabilir, başka bir zamanda başka bir tasarım yaparken kullanabilirsiniz. Şimdi ne yapıyoruz? Yapıştıracağım yere karar veriyorum, değil mi? Mesela bunun ucu şunun iç kısmına yapışmış olsun. Şapkamdan şöyle dışına taşsın. Şöyle bir de aralarına üzerinde zikzaklar olan yeşil rengi yapıştıralım. Ne yapıyorduk? Yapıştırmadan önce bu uç kısımlarını kıvırabilirsiniz. Ya da kıvırmadığınız kısımları direkt böyle diğer fon kağıdınızın üzerine yapıştırabilirsiniz. Belki bu böyle hop içeriye dönmüştür. Evet, şuraya da dalga dalga kırmızı şeklimi yapıştırayım. Evet, tasarladığınız birbirinden eğlenceli şapkaları takarak herkesi şaşırtan bir tasarımcı olduğunuzu gösterebilirsiniz. İyi eğlenceler çocuklar.